Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Meral Akşener, anayasa çalışmalarında Cumhur İttifakı'na katılacak. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan sosyolog Adem Palabıyık, 12 Eylül'ün yamalı boşaya dönen anayasa metni artık ülkemizin gündemine dair çözümler sunamıyor. Çünkü dünya, küresel rekabet içerisinde hızla değişiyor ve her değişimde oyunun kuralları da yeniden yazılıyor. Değişen düzenle birlikte toplumsal açıdan ana ihtiyaçlar da daha çok küresel sisteme entegre hale getiriliyor. Bu sebepten ulus devlet mantığıyla yapılan anayasal hükümlerin geçerli olması artık çok zor. Bunun en önemli örneği de 12 Eylül Anayasası'dır. Vesayet rejiminin devam etmesi için hazırlanan bir anayasanın ötesine geçemeyen bir metin haline gelen anayasamızın bir an önce tamamen değiştirilmesi gerekir. Elbette anayasanın değişimi için meclis aritmetiği de önemli rol oynayacaktır. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı yeterli olmadığı için muhalefetin desteği şu an ciddi anlamda önem arz etmektedir. Destek açısındansa siyasal yapı öne çıkmaktadır. İlki İyi Parti, diğeri ise AK Parti'nin eski isimleri olan Saadet ve Gelecek Parti birlikteliğidir. Fakat siyasette şöyle bir gerçek vardır. Siyasetin doğası boşluk kabul etmez ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan Millet İttifakı bileşeni olan İyi Parti, yeni ayağını anayasa çalışmaları süresinde boş durmayacaktır. Meral Akşener'in bu fırsatı iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü İyi Parti tabanı şu an kendisine öfkeli, ayrıca Akşener'den bir başarı hikayesi bekliyor. Meral Akşener'in tek şansı yeni anayasa çalışmaları sürecinde Cumhur İttifakı'na destek vererek kapıyı aralaması olacaktır. Böylece Akşener, Cumhur İttifakı için bir adım atmış kabul edilecektir. Zaten tüm ittifaklar böyle başlar ve devam eder. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı komşuluk çağrısının İyi Parti içinde de karşılık bulduğu bilindiği için Meral Akşener, güç kaybetmemek için bir ittifaka dahil olmayı tercih etmelidir. Çünkü artık seçimlere çok uzun bir süre var ve Sayın Akşener tabanını bu kadar uzun süre başarı hikayesiz kontrol edemez, milletvekilleri atıl durumdan bir sonra şikayet eder. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.